Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. Sayın seyirciler, ilk gündem maddemiz Suriye. Suriye'de kriz derinleşirken Washington-Moskova hattında sert tartışmalar yaşanıyor. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov son dönemde Suriye açıklamalarının dozunu arttıran Amerikan Dışişleri Bakanı Clinton'ın Suriye'de iç savaşı körüklediğini belirtti. Şam yönetimi ise operasyonlarını Halep çevresinde yoğunlaştırdı. Suriye'de çatışmalar şiddetlendikçe uluslararası arenada kızışıyor. Rusya ve Amerika karşılıklı sert açıklamalarla Suriye diplomasisini yoğunlaştırdı. Bölgede tansiyonu yükselten ilk açıklama Amerikan Dışişleri Bakanı Clinton'dan geldi. Clinton, Esad karşıtı silahlı grupların sınır kapılarını ele geçirmesini övgüyle karşıladı. Esad karşıtlarından buralarda kurtarılmış bölge yönetimleri oluşturmasını istedi. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Clinton'ın bu tavrını açıkça terörizmi desteklemek şeklinde yorumladı. Lavrov, Suriye karşıtı cephenin terörist saldırıları adeta bir koz olarak kullandığını dile getirdi. Lavrov'a göre bu ülkelerin asıl hedefi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Suriye'ye müdahale kararı çıkartmak. Öte yandan Şam yönetimi askeri operasyonlarını Halep'e doğru genişletti. İdlib bölgesinden de Halep kırsalına Suriye birliklerinin gönderildiği kaydedildi. Ankara'da ise güvenlik zirvesi vardı bugün. Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı zirve ve sonrasında yapılan açıklamada ana gündemin Suriye ve PKK'nın komşu ülkelerdeki faaliyetleri olduğu duyuruldu. Güvenlik zirvesi Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakanlık Merkez Binası'nda gerçekleşti. Güvenlik zirvesine Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili müsteşarlar katıldı. 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından Başbakanlıktan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Suriye'deki gelişmelerle PKK'nın Türkiye ve komşu ülkelerdeki faaliyetlerinin ele alındığı belirtildi. Dün de iftardan sonra Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve MİT Müsteşarı Fidan'la 5 saatlik bir görüşme yapmıştı. Bu arada Türkiye, Özgür Suriye ordusunun ele geçirdiği sınır kapılarındaki işlemleri askıya aldı. Açıklamayı Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı yaptı. Yazıcı bu duruma gerekçe olarak da Türk tırlarının yağmalanmasını gösterdi. Yani bize şu gün itibariyle 3 kapı muhaliflerin, yani Özgür Suriye ordusu diye nitelenen güçlerin kontrolünde. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Suriye sınırındaki tüm kapıların kapatılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Yazıcı, kendilerine Özgür Suriye Ordusu diyen silahlı muhaliflerin ele geçirdiği 3 sınır kapısındaki işlemleri geçici olarak askıya aldıklarını açıkladı. Cilve Gözü, Öncü Pınar ve Karkamış, Karahudut kapılarımızda gümrük işlemlerinin şu şekilde cereyan edeceği kararlaştırılmış ve bu ilgili valiliklere bildirilmiş, bilgi olarak da ilgili bakanlıklara bu yazı gönderilmiştir. Bakan Yazıcı gerekçe olaraksa Türk tırlarının Özgür Suriye Ordusu tarafından yağmalanmasını gösterdi. Muhalif güçlerin kontrolü dışında bazı unsurların da devreye girmesiyle önemli ölçüde bir yağmalama, kırma, dökme, tahrip etme olayları yaşanmış. Tamamen güvenlik durumu ortadan kalkmış. Ancak bakan, Özgür Suriye Ordusu'nun Türkiye'deki kamplarda barındırılmasına değinmedi. Gümrük Bakanı Yazıcı, Türk tüccarları korumak için Suriye plakalı araçlara transit geçişi yasakladıklarını da belirtti. Suriye plakalı araçların uluslararası ticarete yönelik giriş, çıkış, gümrük hizmetler durdurulmuştur. Uluslararası ticarete yönelik, yani transit ticaretine yönelik. Bakan Yazıcı, Suriye ile ticaretin durma noktasına geldiğini kaydetti. İhracatımız %62, ithalatımız %88 oranında azalmış. Suriye'deki Esad karşıtı muhaliflerin yaktığı Türk tırları ise Türkiye'ye getirilmeye başlandı. Cilvegözü sınır kapısından giriş yapan iki tır hurda yığını görünümündeydi. Muhalifler çoğu Türk şoförlere ait 32 tırı ateşe vermişti. Suriye'de Esad karşıtlarından oluşan silahlı grupların yaktığı Türk tırları yurda giriş yapmaya başladı.
Yakılan iki Türk tırı öğle saatlerinde Cilvegözü sınır kapısından yurda giriş yaptı. Başka tırların dorselerinde getirilen araçlar adeta hurda yığını görünümünde. Tır şoförleri ise araçlarıyla Türkiye'ye gelebilmek için Suriyeli muhaliflere rüşvet vermek zorunda kaldıklarını söyledi. Bu arabanın da yükünü aldılar, 130 bin dolar. Bir arabamızın daha yükünü aldılar. Yani 600 bin dolar bu şirketin mağduriyeti olmuştu. Suriye tarafındaki birçok tırın ülkeye getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Muhalifler çoğu Türk şoförlere ait 32 tırı ateşe vermişti. Sayın seyirciler, 20 kadar Suriyeli silahlı muhalif Kilis Öncüpınar sınır kapısının Suriye tarafında kameralara poz verdi. Muhalifler Başbakan Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Çok teşekkür ederim Abdullah Recep Tayyip Erdoğan. Çok şükür. Suriye ordusu anlam planı çerçevesinde sınırdan iç bölgelere çekilince isyancılar sınır hattında cirit atmaya başladı. Sayıları 20'yi geçmeyen silahlı muhalifler Kilis Öncüpınar sınır kapısının Suriye tarafında konuşlandı. Muhalifler Esselam kapısındaki Suriye bayraklarını indirip yerlerine isyancıların sözde bayrağını çekti. Ellerinde silahlarıyla kameralara poz veren muhalifler Başbakan Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Çok teşekkür ederim Abdullah Recep Tayyip Erdoğan. Çok şükür. Millet, Suriye millet hepsi oradan gitti, iyi aldılar, mülteciler. Çok şükür. Günlerdir medyada yapılan peşmergeler Suriye'nin kuzeyine yerleşti propagandası yalan çıktı. Barzani cephesi peşmergelerin Kamışlı'ya yerleştiği bilgisini yalanladı. Yapılan açıklamada Suriye'ye peşmerge göndermedik, gelecekte de göndermeyeceğiz denildi. Türk basınında Barzani güçlerinin Suriye'nin kuzeyine yerleştiği bilgisi yalan çıktı. Basında yer alan haberlerde peşmerge güçlerinin Suriye'nin kuzeyine yerleştiği iddia edildi. Barzani'ye bağlı peşmergelerin PKK ile işbirliği içinde bazı bölgeleri ele geçirdiği savunuldu. İnternette yayınlanan görüntülerde yer alan silahlı bir grubun bölgede faaliyet yürüttüğü öne sürüldü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cebbar Yaver yaptığı açıklamada peşmergelerin Suriye'ye gönderilmediğini açıkladı. Yaver Suriye'ye gelecekte de peşmerge göndermeyeceklerini vurguladı. Cebbar Yaver açıklamasında Suriye meselesinin tüm Suriyelilerin birlikte çözmesi gereken bir iç mesele olduğunu belirtti. Medyada yer alan haberlerin doğruluğu hakkında dikkatli olunması ve kaynaklarına iyi bakılması gerektiğini vurgulayan Yaver, Suriye'ye yönelik askeri bir müdahaleyi asla düşünmüyoruz ifadesini kullandı. Sayın seyirciler, CİHAN'ın Suriye'de dağıttığı telsizler silahlı terör gruplarının temel iletişim aracı haline geldi. En son Babel Hava sınır kapısını ele geçiren silahlı gruplarda da CİHAN'ın gelişmiş telsiz ve uydu telefonları çıktı. CİHAN telsizlerinin dağıtımını ise Türkiye-Suriye sınırında konuşlanan özel operasyon birlikleri gerçekleştiriyor. Tamam abi. Telsizler, uydu telefonları, yüksek teknoloji iletişim araçları. CİHAN'ın telsizleri Suriye'deki silahlı gruplar için en etkili silahlardan biri haline geldi. CİHAN'ın telsizleri vasıtasıyla organize olan silahlı gruplar sınır kapılarına eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdi. Babel hava sınır kapısına giden Milliyet gazetesi muhabirlerinin verdiği bilgiler de bu durumu doğruluyor. Sınırı işgal eden grupların liderleriyle görüşen muhabirler silahlı grupların ellerindeki son model telsizlere dikkat çekti. Bu telsizlerle Suriye ordusunun hareketliliklerini birbirlerine bildirdiklerini dile getirdi. Washington Post gazetesi de yakın zamanda yaptığı haberde sınırdaki CİHAN ekibinin Esad karşıtlarına telsiz ve uydu telefonu dağıttığını belirtmişti. MHP milletvekili Özcan Yeniçeri'den AKP'nin Suriye politikalarına tepki vardı sayın seyirciler. Yeniçeri, AKP iktidarının izlediği Suriye politikasıyla PKK ve Barzani'nin önünü açtığını kaydetti. Özcan Yeniçeri, bağımsız ve birleşik bir Kürdistan tehlikesinin her zamankinden daha güçlü olduğunun altını çizdi. Aslında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi adı altında yürütülen, fiilen bağımsız,
kağıt üzerinde Ankara'ya bağlı yapıların oluşturulmasına hizmet eden proje bir Türkiye ya da bir AKP projesi değildir. Bu proje Atlantik Konseyi'nin raporunu kaleme alan David Philip'in projesidir. Artık Türkiye'nin bir Kuzey Irak terör örgütü problemi varken bir de Kuzey Suriye terör örgütü problemi ortaya çıkmıştır. Sayın Erdoğan'ın kucağında bal gibi iki tane anası babası belli çocuk vardır. Buna kendisinin bu aşamadan itibaren nasıl cevap vereceğini de biz bekliyoruz. Buradan defalarca söyledik. MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri böyle bir süreçte AKP'nin yerel yönetimler raporunun Türkiye'nin bölünmesine hizmet edeceğini kaydetti. Başbakan Erdoğan ve iktidarı Türkiye'yi içinden çıkılmaz sorunlarla yüz yüze getirmiş bulunmaktadır. AKP'li Yerel Yönetim Komisyonu'nun kamuoyuna açıkladığı yerel yönetimle ilgili görüşler bölücülük fitnesine akaryakıt sağlamaktan başka ülkeye sağlayacağı bir yarar olmayacaktır. Türkiye'nin varlığına, birliğine, bütünlüğüne ve barışına hizmet etmeyecek hiçbir proje tartışılamaz. Böyle bir projenin geleceği de olamaz. AKP'yi Türkiye'yi eyalete götürecek, bölünmeyi kurumsallaştıracak ve yönetilmeyecek bir ülke haline getirecek uygulamalardan kaçınması için tarih yönünden bir kez daha ikaz ediyorum. Suriye ile ilgili gelişmeleri burada nokta koyalım ve geçelim İstanbul'daki trafik krizine. Sayın seyirciler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde bir şerit daha trafiğe kapatıldı. İstanbulluları bezdiren trafik canavarı yeniden canlandı. Yardımcı doçent doktor Kubilay Kaptan sorunun kurumların koordineli çalışmamasından kaynaklandığını söyledi. Köprülerdeki bakım çalışmaları İstanbul'un gündeminden çıkacağı benzemiyor. Dün gece yarısından itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir şerit daha trafiğe kapatıldı ve işte sonuç. Bu çözüm bulsunlar, orada oturmayla olmuyormuş. Kaldı, işler kaldı, aksadı yani şu an. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişler 4 şeritten 2 şeride düşünce trafik durma noktasına geldi. Yurttaşların trafikte bekleme süresi her zamanki gibi saatler sürdü. Haftada 2 kere geliyordum, 1'e düştü, zor yüklüyorum. Karşıya geçemiyorum. Ben bu trafiği her gün çekiyorum. Çünkü her gün sevkiyat yapıyorum. Ben İstanbul dışındaydım. Televizyondan izliyorduk. Ama geldik, içine düştük işte. Yardımcı doçent doktor Kubilay Kaptan trafik sorununun karayollarının plansız çalışmasından kaynaklandığını söyledi. Bunun paydaşları var. Bundan etkilenecek resmi kurumlar var. Vazgeçtim üniversiteyi, muhtarları falan bizi. Yani her şeyden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. İDO var. O kadar belli ki danışılmadı. Bu iş başladığı zaman İstanbul Büyükşehir diyor ki ya biz de yapılmasın dedik ama ne yapalım işte başladılar bir kere. İDO diyor ki vallahi benim haberim yoktu. Yardımcı doçent kaptan Avrupa'da yapılan buna benzer çalışmalarda trafik kapatılmadığına dikkat çekti. Ve ilave yollar yapıldı. Köprünün kısmi olarak kapatıldığı tek şeridi durumunda üstüne ilave platform yapıldı. Yol oradan verildi. Yani inanın yapılacak şey çok. Kaptan 3. köprünün trafiğe çözüm olacağı iddialarına da yanıt verdi. İnanın 30 köprü yapılsın hafifletmez. Köprü bu gibi iki yakayı bağlayan ve ortasından deniz geçen, su yolu geçen diyelim. Bir şehirde cinayetten başka bir şey değildir. Uzmanlara göre İstanbul'un kabusu olan trafiğin çözümü çok basit. Bizim buraya uygun metrobüsler getirerek, alttan trafiği yönlendirerek ve toplu taşımayı özendirerek, gerekiyorsa İngiltere'de, Amerika'da yapıldığı gibi şehrin merkezindeki trafiği bıçak gibi keserek, gerekiyorsa çift ayrımına giderek ne yaparsanız yapın ama köprüyle bu iş çözülmez. Sayın seyirciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği imsak saati fazladan oruç tutuluyor tartışmalarına neden oldu. Diyanet'in imsak saatini yanlış hesapladığını belirten ilahiyatçılar bunun hesabını Allah'a veremezler diyor. İlahiyat Profesörü Zekeriya Beyaz ilk kez ulusal kanalda Türkiye'de bu yıl fazladan oruç tutulduğunu açıkladı. Ortalık aydınlamaya başlarken sabah namazı başlar. Oruç da o zaman başlar. Fakat bu sofu takımı aşırıya gidenler ve dine devamlı dini zorlaştırmak isteyenler her fırsatta zam yaparlar. Zam yaparlar. Burada da oruç saatini genişlettiler. Efendim çok daha biraz daha geriye aldılar. Zekeriya Hoca'nın açıklaması gündeme bomba gibi düştü.
Süleymaniye Vakfı Başkanı Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır da Diyanet'in imsak vaktini yanlış hesapladığı görüşünde. Diyanet'in imsak vakti 3.53, bizimkisi ise 5.04. Arada 70 dakikalık fark var. Biz büyük bir ekiple hesaplamayı yaptık. Gecenin ortasında ezan okunur mu? Profesör Doktor Bayındır, Diyanet'in Kur'an yerine astronomiden yararlandığını belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an ve sünnet kriterlerini uygulamıyor. Tamamen astronomiden yararlanıyor. Sorun buradan kaynaklanıyor. Yanlışı biliyorlar ama açıklamıyorlar. Bunun hesabını Allah'a veremezler. Diyanet yanlıştan bir an önce dönmeli. Fazladan oruç tutulduğu görüşlerine Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı da katıldı. Profesör Doktor Bayraklı orucun bir saat önceden başladığını belirtti. Sayın seyirciler, Bakırköy Müftüsü Zakir Uzun İstiklal Marşı okudu. Şehitler ölmez, vatan bölünmez dedi. Önce Mersin'e sürüldü. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurdu. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı durmadı. Müftü Zakir Uzun şimdi de Kütahya'ya tayin edildi. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme kanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Bakırköy Müftüsü Zakir Uzun, Tokat'ın Reşadiye ilçesine şehit düşen Cengiz Sarıbaş'ın cenaze töreninde işte böyle konuşmuştu. Türk ordumuzun başı sağ olsun. Türk milletimizin başı sağ olsun. Şehit yakınlarımızın başları sağ olsun. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Müftünün 9 Aralık 2009'da yaptığı bu konuşma başına dert açtı. Bakan ve AKP milletvekillerinin katıldığı törende Müftü Zakir Uzun İstiklal Marşı'nı okumuş, şehitler ölmez, vatan bölünmez demişti. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bakırköy Müftüsü Zakir Uzun bu konuşmanın ardından Mersin'e müftü yardımcısı olarak sürgün edildi. Uzun bu ani tayinin kendisini telefonla arayan AKP İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'a uzandığını 2010 yılında Ulusal Kanal'a açıklamıştı. Vekilimiz rahatsız olmuş, konuşmalarımı beğenmediğini söyledi. Sen ne biçim işte konuşuyorsun vesaire dedi. Sürgün kararı yargıya taşındı ve İstanbul 7. İdare Mahkemesi kararı esastan durdurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı yargı kararını temyiz etti. Danıştay'daki dava ise halen sonuçlanmadı. Buna rağmen Diyanet, Müftü Zakir Uzun'u Kütahya'ya müftü yardımcısı olarak sürgün etti. Güvendiği yerlere yardımlarını yapıyorlar. Diyanet'in bu tayini de hukuksuz. Çünkü bir müftünün 5 yıl boyunca bir yerde görev yapması gerekiyor. Peki Bakırköy Müftüsü Zakir Uzun Danıştay'daki davayı kazanırsa İstanbul'da mı, Mersin'de mi, Kütahya'da mı görev yapacak? Bu soruya kimin yanıt vereceği ise merak konusu. Sen şehit olursun. Ekonomi gündeminden bir haberle devam edelim. Ekonomist Enis Musluoğlu, ihracat rakamlarının yüksek çıkmasının ardındaki gerçeği Ulusal Kanal'da anlattı. Musluoğlu, İran petrol ve doğalgazı altın üzerinden Türkiye'ye sattığı için altın ihracatı yapıyormuşuz gibi göründüğünü açıkladı. Asya, takdire şayan bir stratejik başarıyla dolar kullanımını alt seviyelere indirdi. Ulusal Kanal'a konuk olan ekonomist Enis Musluoğlu, AKP hükümetinin ihracat rakamları nasıl şişirdiğini anlattı. İran sattığı enerji ürünlerin karşılığını Türkiye'den döviz olarak değil altın olarak talep etti. Nedeni de Amerika'nın ve Amerika ile ve Avrupa Birliği ile yaşadığı nükleer gerilim sonucu ödeme kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalması ve dış ödemelerinde uluslararası bankalardan blokajla karşılaşması. Bunu aşmak için de İran altını kendi sattığı petrol ürünlerinde ödeme aracı olarak kullanıyor karşı devletlerden. Türkiye'den BOTAŞ ile TÜPRAŞ, İran'da döviz yerine ithal edilen altınla ödemelerini gerçekleştiriyorlar. Ama bunu altın ihraç ediyorlar gibi göründü. Ve bilançoda da kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller şeklinde tanımlanan ihracat kaleminin yüksek çıkmasına neden oldu. Altın ihracatçısı görülen BOTAŞ ile TÜPRAŞ, bu alışılmadık ödeme biçimi nedeniyle Türkiye'nin ihracat toplamını fiktif olarak şişirdi. Bu yılın ilk 5 ayında altın ihracatı 5 ayında 1,5 milyar doları artmış gözüküyor.
İthalatta tabii o kadar azalmış gözüktü. Oysa önceden ithal altınlar şimdi ödemede kullanılıyor. Bu da dış ticarette iyileşme diye sunuldu maalesef. Avrupa'daki ekonomik krizin çok kritik bir noktaya geldiğini belirten Musluoğlu, dünya savaşının Suriye'den değil ama Avrupa'dan çıkabileceğini söyledi. Çekincem Avrupa'daki bu kurtarma paketlerinin bu şekilde üretimi desteklemeyecek şekilde devam etmesi yeni bir dünya savaşına doğru Avrupa'yı götürebilir diye düşünüyorum. Savaş da anca mı kurtulur yani Euro'da? 29 buhrana benzer çok özellikler var. Başka türlü de tekrar yapılanmanın Avrupa, bakın yani bir Suriye'den falan dünya savaşı çıkmaz ama Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin birbirine düşmesi eğer düşerlerse çok daha tehlikeli noktalara dünyayı getirebilir. Getirebilir. Ekonomist Enis Musluoğlu'nun kaldığı yerden devam ettirelim. Avrupa'daki ekonomik durumla ilgili bir haberle. Moody's, Almanya'nın kredi notunu durağından negatife düşürdü sayın seyirciler. Almanya'nın kaderini Hollanda ve Lüksemburg'da paylaştı. Avro bölgesinde ekonominin içine girdiği büyük krizi gösteren tabloya göre, başta Yunanistan olmak üzere bazı ülkelerin iflası bekleniyor. Avro'nun da ciddi bir değer kaybına uğrayacağı düşünülüyor. Almanya ve Hollanda'ya Moody's tırpanı geldi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Almanya, Hollanda ve Lüksemburg'un kredi notu görünümlerini durağından negatife çevirdi. Moody's kararına gerekçe olarak Avrupa'daki borç krizinin etkilerini gösterdi. Kuruma göre bu ülkelerin ekonomileri borç krizi nedeniyle tehdit altında. Yunanistan'ın Avro'dan ayrılma olasılığının arttığına dikkat çeken Moody's, bunun finans sektöründe ancak çok yüksek maliyetle önüne geçilebilecek bir şok zincirini başlatabileceğini belirtti. Bu arada Yunanistan'ı iflastan koruyan uluslararası kreditörlerin temsilcileri Atina'ya gitti. Aksiyon ekonomik planı canlandırmak, 130 milyar avroluk finansal desteği sürdürmek, ülkenin iflasına izin vermek seçenekleri masaya yatırılacak. Yunanistan, kurtarma yardımının koşulları olan ekonomik hedefleri tutturmayı başaramadı. IMF, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu bu ay başında muhafazakarların liderliğindeki koalisyon hükümetine somut sonuçlar görmezlerse mali yardıma devam etmeyeceklerini bildirmişlerdi. Mısır'da kaos devam ediyor sayın seyirciler. Başbakan atandı ancak önünde zorlu bir süreç var. Başbakan Hişam Kandil, teknokratlar hükümetinin çalışmalara başlayacağını açıkladı. Mısır'da başbakanlık görevine dün atanan Hişam Kandil, en kısa zamanda teknokratlardan oluşan bir kabine kuracağını söyledi. Hişam Kandil, yeni hükümetin başlıca görevinin halkın taleplerini tatmin etmek olduğunu belirtti. Kandil, yeni hükümetin Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 100 gün planında belirlenen enerji, ulaşım, güvenlik ve sağlık gibi alanlara ilişkin maddeleri hayata geçireceğini belirtti. Yeni hükümetin her tür yolsuzluğa karşı çıkacağını vurgulayan Başbakan Kandil, ülkedeki tüm vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını devletin çıkarları için dayanışma içinde çalışmaya davet etti. Geçelim eğitimle ilgili gelişmelere. 4+4+4 projesi kapsamında öğrencilere tablet bilgisayar dağıtmayı öngören Fatih projesinin Türk Telekom'a verileceği belirtilmişti. İşte CHP milletvekili Hurşit Güneş bir açıklama yaparak bu ihalenin Türk Telekom'a verilemeyeceğini söyledi. Güneş, Türk Telekom'un yan kuruluşu olan İnnova şirketinin kamu ihalelerinden men cezası olduğunu hatırlattı ve bu nedenle Türk Telekom'un da ihaleye katılamayacağını vurguladı. Hurşit Güneş, yasaklanma kararı resmi gazetede neden yayınlanmıyor diye sordu. Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan, yani Türk Telekom, gerçek veya tüzel kişi ortakları hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir diyor. Dolayısıyla yasaklama kararı aslında Türk Telekom için de geçerlidir. CHP milletvekili Hurşit Güneş, Türk Telekom'un kamu ihalelerinden yasaklanması gerektiğini söyledi. Güneş, Telekom'un yan kuruluş İnnova şirketinin aldığı ceza nedeniyle kamu ihalelerine katılamayacağını belirtti. İnnova'nın böyle bir yasakla karşı karşıya kalması durumunda çok doğaldır ki sermayesinin tamamının Türk Telekom tarafından sahip olunması nedeniyle
Türk Telekom'a da bu yasağın uygulanması gerekir. Ancak Türk Telekom'a uygulanması gereken ceza ısrarla resmi gazetede yayımlanmıyor. Türk Telekom'un üzerine gelen yasağın bir biçimde resmileşmemesi için yasalara aykırı bir davranış yapılıyor. Yani bu yasak resmi gazetede yayınlanmıyor ki yürürlüğe girmesin, biz ihaleyi Türk Telekom'a verelim, iş yürüsün yapıyorlar. Tabii bu hukuka aykırı bir davranış. Neden özellikle Türk Telekom ısrarı var, onu da anlamak mümkün değil. AKP hükümeti ise yasağı çiğneyerek Fatih projesi ihalesini Türk Telekom'a vermek istiyor. Güneş bunun mümkün olmayacağını söyledi. Şimdi bu durumda bu olanaksız. Ya yasağın kalkması beklenilecek ve Türk Telekom yasaksız hale gelecek, o süre geçecek ve ihale öyle açılacak, yahut da Fatih projesi bekleyecek. 4 artı 4 artı 4 sistemi öğrenci ve velilerin yanı sıra öğretmenleri de çileden çıkardı sayın seyirciler. Öğretmenlerin her yıl Mayıs ayında tamamlanan atama süreci yeni sistemle işkenceye dönüştü. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde toplanan öğretmenler kalem kırma eylemi yaptı. AKP halka hesap verecek. Öğretmenler il içi atama ve yer değiştirme işlemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle kalem kırdı. Atıyoruz arkadaşlar. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan eğitim iş üyeleri 4 artı 4 artı 4 sisteminin Atatürk devrimlerini hedef aldığı görüşünde. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte oluşturulmuş olan devrimleri ortadan kaldırmalı yolunu 4 artı 4 artı 4 olarak belirlemiştir. Dolayısıyla bu bizim toplumumuzu en büyük kaosa sürükleyeceği gibi ülkemizi de parçalayacaktır. Esas sıkıntı Eylül ayında yaşanacak. Çok bir şekilde bir kaos ortamı yaşanacak. AKP'nin sorgulamayan bir nesil kendisine bir oy kitlesi yetiştirmesidir. Gök kubbeyi bu bakanın başına yıkacak eğitimciler, veliler, öğretmenler. Eğitim İş İzmir Şube Başkanı Profesör Doktor Ömer Lütfü Değirmenci il içi yer değiştirme atamalarında yaşanan sorunları anlattı. 4 artı 4 artı 4 yasasının çıkması ile ortaya çıkan belirsizlik bu yer değiştirmeleri de etkilemiş. Çok sayıda hukuki sorun doğmuş ve bu durum öğretmenlerimizin mağdur olmalarına, çalışma barışının bozulmasına yol açmıştır. Okulları böldüler, öğretmene kıydılar. Öğretmenlerin eylemi İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde kalem kırmayla sona erdi. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Bir eylem haberi de İstanbul'dan. Kadıköylüler İmam Hatip yapılmak istenen Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu için eylemdeydi. Öğrenciler ve aileleri İmam Hatip'e çevrilmek istenen okullarına sahip çıktı. Kadıköy Altıyol'da toplanan yurttaşlar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürüdü. AKP elini okulundan çek. 36 yıllık İlköğretim Okulu İmam Hatip yapılmak istenince veliler ayağa kalktı. Kadıköy Mehmet Akif İlköğretim Okulu 4 artı 4 artı 4 düzenlemesiyle İmam Hatip'e dönüştürüldü. Karara tepki gösteren öğrenci ve veliler altı yolda yürüdü. Aileler adına bir temsilci toplanan binin üzerindeki imzayı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti. Dilekçelerimizi vermek üzere Milli Eğitim'e gireceğiz. Öğrenci velisi Hüseyin Yayla uygulamadan vazgeçilmesini istedi. Mehmet Akif İlköğretim Okulu 36 yıldır hizmet verdiği şekliyle semtimizin, çocuklarımızın bir ihtiyacıdır. Çocuklarımızın okuluna el koymaktan vazgeçin. Öğrencilerin, velilerin ihtiyacı olmayan bu dönüştürme kararı bu şekliyle çocuklarımızın eğitim hakkının gasp edilmesi anlamına gelmektedir. Çocuklarımızın eğitim hakkını engelleyen uygulamaları acil olarak kaldırın. Sayın seyirciler, tüm kamusal alanların ve toplu taşıma araçlarının engellilerin erişimine uygun hale getirilmesini sağlayacak yasal düzenleme 3 yıl ertelendi. Engelliler İzmir'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayıyla yasalaşan 6.353 sayılı kanunu protesto etti. Konak meydanına temsili kafes koyan engelliler hükümete bizi eve hapsedemezsiniz diyerek seslendi. Biz okulumuzu geliştiriyoruz. Gelin koyamazsın.
Engelliler AKP'nin 6353 sayılı kanunuyla eve hapsedilecekleri görüşünde. Bu hükümetin insan odaklı değil, sermaye odaklı bir hükümet olduğu açıkçası ortadadır. Ulaşım kolay olsun, her yere rahat girip çıkalım. Bu çocuklar evde kapanır mı? Devletten rica ediyoruz yani yasayı geri çeksin. Bizim çocuklarımız dışarı çıkmadıkları, sosyalleşmedikleri zaman geriye gidiyorlar. En önemlisi bu, bu çocuklar evlere kapanacaklar. Üretiyorlar yani. Bizim çocuklarımız okulda üretiyorlar, hepsi üretim yapıyorlar. Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na yürüyen engellilere CHP İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu ve Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı da destek verdi. Ülkemiz artık neredeyse hep konuşan bir Türkiye oldu. Zaten yıllardan beri bu yapılmak istiyordu ama üreten ve eylem yapan, sonuca ulaşan bir Türkiye değil. Söylemden eyleme geçmesi için bir gösteri yapıyoruz. Umarım engellilerimiz için gerçek engeller kalkar. Çünkü biz bile bir adım attıktan sonra bir engelli potansiyeliyiz. AKP milletvekilleri sadece el kaldıran bir milletvekilleri olmaktan öteye gidemiyorlar. Önlerine konan her şeye el kaldırıyorlar. O milletvekilleri arkadaşlara vicdanlarının sesine kulak vermelerini istiyorum. Engelliler Konak Meydanı'nda temsili kafes içerisine girdi. Engellilere evde hapis yasasını onaylayan Cumhurbaşkanımızı da protesto ediyoruz. 8,5 milyon engelli için politika üretmeyen tüm siyasal partileri kınıyoruz. Engelli yurttaşlar kanun geri çekilinceye kadar mücadeleye kararlı. Yılan hikayesine dönen Deniz Feneri iddianamesi İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme dosyayı kabul ederse dava açılmış olacak. Aksi takdirde uyuşmazlığı Yargıtay çözecek. Savcıların değişmesiyle yeniden hazırlanan iddianamede örgüt ve dolandırıcılık suçlamaları yer almıyor. Yılan hikayesine dönen Deniz Feneri iddianamesi İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'la eski Rütük Başkanı Zahit Akman'ın da aralarında olduğu 20 kişi sanık olarak yer alıyor. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı kabul ederse dava açılmış olacak. Mahkemenin görevsizlik kararı vermesi durumunda dosya uyuşmazlık sebebiyle Yargıtay'a gidecek ve davanın hangi mahkemede görüleceğine Yargıtay karar verecek. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi suçun işlendiği yerin İstanbul olduğunu belirterek görevsizlik kararı vermişti. Savcıların değiştirilmesiyle yeniden hazırlanan iddianamede Zekeriya Karaman'la Zahit Akman hakkındaki örgüt ve dolandırıcılık suçlamaları yer almıyor. Sayın seyirciler, 19 yıl önce 35 aydınımızı diri diri yakan zihniyet bugün de iş başında. 19 yıllık yalan manşetini atan Akit gazetesi, Madımak'ta yanarak can veren 35 aydının kurşunla öldürüldüğünü iddia etti. Bu habere tepki gösteren Duyarlı İnsan platformu Akit gazetesi önünde açıklama yaptı bugün ve binaya siyah çelenk bıraktı. Akit çalışanları ise basın açıklamasını sözlü saldırılarla sabote etti, çelengi parçaladı. Bundan tam 19 yıl önce 2 Temmuz 1993'te Türkiye'nin 35 yurtsever aydını Sivas'ta Madımak Oteli'nde diri diri yakıldı. Yaşananlar Haçlı irtica tertibiydi. Aynı yapı bugün de iş başında. Pazartesi günkü manşetine 19 yıllık yalan başlığını atan Akit gazetesi Madımak Oteli'nde 35 yurtsever aydının yanarak değil kurşunla öldürüldüğünü iddia etti. Gazete bu başlığıyla Sivas katliamını da savundu. Duyarlı İnsan platformu Akit gazetesi önünde bu habere tepki gösterdi. Kamera görüntüleri ortadayken Madımak yangınını başlatan ve körükleyenler 35 canın yanmasına neden olanların katliamını kanıtlayan bütün bu belgeler ortadayken olayın mağdurlarını birbirini vurduğu iddiasının ortaya atılması büyük bir aymazlıktır. İşte ilk saldırı da bu sırada başladı. Akit çalışanları bağırarak eski CHP milletvekili Çetin Soysal'ın açıklamasını sabote etmeye çalıştı. Tehlike, 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 tehlike,
Duyarlı İnsan Platformu üyeleri tepkilerini dile getirmek için bina önüne siyah çelenk bıraktı. Ancak öfkeli AKİT çalışanları platform üyelerinin dağılmasının ardından çelengi parçaladı. Özgür basın özlemi İzmir'de çizgilerle anlatıldı. Hem karikatürlerde hem de konuşmalarda gündem tutuklu gazetecilerdi. İzmir'de sansüre direnişin 104. yıl dönümünde basın özgürlüğü karikatür sergisi açıldı. Tutuklu gazeteciler ve basın özgürlüğü için Cumhuriyet Meydanı'nda sergi açıldı. Sergiye basın özgürlüğü için 37 karikatürist 68 karikatürüyle destek veriyor. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliğini yaptığı sergide tutuklu gazeteciler ve basın özgürlüğü mesajları verildi. Onlar bizim gerçekten onurumuz. Onların niçin cezaevinde tutulduğunun da biz bilincindeyiz. Türkiye'de sansür devam etmektedir, acımasızca devam etmektedir. Halkın haber alma özgürlüğü engellenmektedir. Aslında basın ve ifade özgürlüğünü biz gazeteciler halk için istiyoruz. Halkın doğru haber alması için istiyoruz. Bir taraftan yasanın verdiği sansürler, getirdiği sansürler, bir taraftan baskıyla gelen sansürler, bir taraftan da gazete patronlarının sansürleri var, kendi çıkarları doğrultusunda. Sadece işte gazeteciler de değil, düşüncelerini söyleyen herkes, muhalif addedilen herkes bu dönemde yeni bir suç türetilerek, iktidarı düşürme suçu türetilerek hapishanelere tıkılmıştır. İzmir 1. Kordon'daki sergi 15 gün boyunca gezilebilecek. Lozan Antlaşması'nın yıl dönümünde Antalya'da Lozan ve Yeni Anayasa paneli düzenlendi. Panelin açılışında konuşan Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu, AKP'nin asıl hedefinin Lozan olduğunu söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği işbirliğiyle Lozan Antlaşması'nın 89. yıl dönümünde Lozan ve Yeni Anayasa dayatması konulu konferans düzenlendi. Fazla güçlük çıkarmak... Antalya Kültür Merkezi'ndeki konferansın konuşmacıları Ankara Barosu Başkanı Profesör Doktor Metin Feyzioğlu, gazeteci Orhan Bursalı ve Profesör Doktor Meltem Dikmen Cönüklüoğlu'ydu. Konferansın açılış konuşmasını yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı İbrahim Daş, anayasa çalışmalarına katılmayın çağrısı yaptı. Yeni anayasa bir emperyalizm anayasasıdır. Yeni anayasa BOP'un anayasasıdır. Bu noktada yeni anayasa tartışmalarının içine girmek, öneri götürmek ve komisyonlar oluşturmak doğru değildir. Ankara Barosu Başkanı Profesör Doktor Metin Feyzioğlu da AKP hükümetinin amacının Lozan'ı yok etmek olduğunu söyledi. Sonuç Lozan'ın yok edilmesidir. Sonuç bir bağımsız Kürt devleti hayalini ilk kez uluslararası anlaşmaya geçilen Sevr Anlaşması'nı yırtıp çöpe atmış olan Lozan'ın yok edilmesi. Sayın seyirciler, toplu konut idaresinden memur maaş zammına endeksli ev alanlar taksitleri ödemekte yaşadıkları zorluk nedeniyle evlerini satışa çıkardı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada vatandaşın yaşadığı mağduriyete dikkat çekildi. İnsanlar çünkü bunu ödeyemiyorlar. TOKİ ucuz konut sağlama sloganıyla çalışıyor ancak vatandaş taksitleri ödemekte zorlanıyor. Kamuoyundaki bütün açıklamalar hani ucuza mal edilecek, kira öder gibi ödeyeceksiniz ama devlet memurlarına yapılan zam kadar tekrar zam yapılıyor taksitlere. Siz 20 taksit ödeyip geriye 280 taksitiniz kalmışsa bütün o gelen faiz 280 taksitinizin üzerine biniyor. Bu yılın ilk 6 ayı için TOKİ taksitlerine memur maaş zammı ve enflasyon farkı toplanarak %4,5 zam yapıldı. Birçok vatandaş taksitleri ödeyemediği için evlerini satışa çıkardı. TOKİ'nin hak sahibi olmuş insanlar haklarını devrediyorlar. Yani bankadan normal bir kredi çekseniz onun
sabit faiziyle ödemeye çalışsanız mesela çok daha uygun olabiliyor ama TOKİ mesela bankalardan daha yüksek bir faiz sürecini uygulamış oluyor. Karadenizler aşırı sıcaklık nedeniyle çay toplamaya yeni bir formül buldu sayın seyirciler. Rize'de sıcaklık 33 dereceye çıkınca Terzioğlu ailesi çay toplama işini iftardan sonraya bıraktı. Karadeniz'de 33 dereceyi bulan sıcaklar çay üreticilerini zor durumda bıraktı. Ramazan ayının da gelmesiyle sıcaklarda oruç tutarak çay toplamaya çalışan Terzioğlu ailesi çareyi gece çay toplamakta buldu. Sabahla kıyasladığımız zaman gerçekten çok harika oldu. Şu anda hava çok serin. Ne kadar çalışsak bile terleme olmuyor. Terlesek bile sorunun çözümü var. Gideriz su içeriz ama oruçlu olduğumuz zaman böyle bir şey yapma imkanımız olmuyor. Üreticilerin hükümetten isteği ise Çaykur'un özelleştirilmemesi. Bu arada başbakanımız duysun, Rize'ye biraz çaya önem versin. Özelleştirmesin. İskenderun organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Befesa Çelik Fabrikası'ndaki grev 10. gününde. Grevi kararlılıkla sürdüren işçiler haklarını alıncaya kadar mücadele etmekte de kararlı. İşçiyiz, güçlüyüz, kazanacağız. İşçiyiz, güçlüyüz, kazanacağız. İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nde toplu sözleşme görüşmelerinde istekleri karşılanmayan Befesa Çelik Tozu Geri Dönüşüm Fabrikası işçileri 10 gündür grevde. Grevde olan 100 işçi istekleri kabul edilinceye kadar mücadele etmeye kararlı. İşçiyiz, güçlüyüz, kazanacağız. Çelik İş Sendikası Şube Başkanı Cengiz Gül, mücadele için maddi ve manevi olarak hazır olduklarını belirtti. Bize dediler ki Türkiye ucuz işçi, biz onun için geldik diyorlar. Şunu haykırmak istiyorum. Eğer Türkiye'yi, bizim insanımızı, bizi ucuz köle görenler varsa biz bu yabancı sermayeye karşıyız. Kimse bizi köle ücretine çalıştıramaz. 10 gündür grevde olan işçilere CHP Hatay Milletvekilleri Refik Er Yılmaz, Mevlüt Dudu, Hasan Akgöl ve Çelik İş Sendikası Adana Şube Başkanı İbrahim Kızılaslan, Hizmet İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Yetim de destek verdi. Sizin bundan sonra da yürüteceğiniz haklı mücadelenizde yanınızda olacağız. Mecliste de sizin yasal haklarınızı elinize geçirme noktasında bize ne düşüyorsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Güçlüyüz. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Biz yarın akşam saat 19'da gerçekleri aktarmak için yine burada olacağız. Mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalınız.